Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kanun alırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylardan bahsedeceğim. Tel öncelikle enstrümandaki en önemli materyal. Bunun sebebi karşı tarafın duyduğu tüm frekansları sağlayan enstrümanın üstündeki mevcut teller. Şu an elimde bulundurduğum enstrümanda 26 perde toplamda 77 tel bulunmakta ve enstrüman çalan kişi için bu tel sayısı yeterli düzeyde. Bir diğer önemli ayrıntı, enstrümanın üzerindeki seslerin kalınlaşmasını ve incelmesini sağlayan, yani diyez ve bemol hareketlerini sağlayan mandallar. Yine elimde bulundurduğum kanunda yeterli düzeyde mandal sayısı mevcut. Ve bir dikkat edilmesi gereken mevzu, mandalları çiviyle sabitlerken bize sürüş olanağı sağlaması. Bir önemli detay da arkadaşlar, enstrümanın üzerinde bulunan, kullanılan deri. Deri, sesin akışını sağlayan, volümü ve tonal anlamdaki zenginliği sağlayan aslında önemli unsurlardan biri. Elimde bulundurduğum enstrümanın derisi, gerçek oğlak derisi olup dışarıya çıkan ses gayet olumlu bir sonuç vermekte. Bir önemli unsur arkadaşlar, enstrümanda kullanılan ses tahtası. Bu enstrümanda tercih edilen ses tahtası çınar. Çınar tercih edilmesinin sebebi de mukavemetli güçlü bir ağaç olması. Bulgu tahtasında kullanılan ağaç ıhlamur arkadaşlar. Bulgularımız yine abanoz ağacı, kullanılması gerektiği gibi. Yan kenar ağaçlarımız ladin. Az önce tanıtmış olduğunuz kanunumuzda bir diğer ekipmanda gördüğünüz hard case. Gayet korunaklı, kullanışlı. Güzel bir hard case. Bu da enstrümanın yanında ücretsiz olarak siz müşterilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar kanunu alırken kanunun yanındaki diğer ekipmanlara da dikkat etmenizi öneriyorum.